Bir mümin bir şekilde öğrendiği bir kötülüğü, günahı eğer gereksiz yere, hiç gerek olmayan yerlerde, ilgisiz insanlara anlatırsa bir kere en ciddi kötülüğü kendine yapmış olur. Bir insanın ağzından çıkan söz elbette kendi ruhuna da dokunuyor. Kendi duygularına dokunuyor. Sadece etrafa yayılmıyor. Kendi iç alemine, iç alemindeki duygularına dokunan ve orada da bir hareketlendirme, bir harekete geçmeye vesile oluyor. Bir düğmelere, bu önemli bir tehlike. Bir düğmelere dokunuyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bir kötülüğü anlatan insan, Üstad Bediüzzaman'ın ifadesiyle bilhassa batılı tasvir ederek kötülükleri tafsilatlı bir şekilde anlatmak, yani safi zihinleri lekeler derken herhalde kastettiği sadece dinleyenlerin zihni değil. Anlatanın kendi zihnini de, kendi dilini de, kendi duygularını da kirletiyor.